Şimdi Türkiye Suriye politikasını son birkaç yıldır değiştirmeye başladı yavaş yavaş ama Türkiye'nin yani TSK'nın Suriye sahasında fiilen bulunuyor olması ve Türkiye'nin çeşitli silahlı grupları destekliyor olması Şam'la ilişkileri, Esad yönetimiyle ilişkileri normalleştirmenin önündeki engeller gibi görünüyor. Zaten Şam'da Türkiye'ye diyor ki normalleşmek istiyorsanız eğer TSK'yı Suriye'nin kuzeyinden çekin. Ayrıca desteklediğiniz silahlı gruplara verdiğiniz desteği de kesin diyor. Ankara buna pek yanaşmıyor. Çünkü Ankara'da Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtlerin çekirdeğini oluşturduğu o siyasi ve askeri yapıları kendisine tehdit olarak görüyor. Bu çerçevede Şam'ı hani Kürtlere, Suriye Kürtlerine karşı ortak hareket etmeye ikna etmeye çalışıyor Ankara. Şam da buna yanaşmıyor. Dolayısıyla bir normalleşme sürecinin şu anda pek olası olduğunu söyleyemeyiz. Bu çerçevede ya Ankara'nın ya da Şam'ın şartlarından taviz vermesi gerekiyor. Arap ayaklanması döneminde Türkiye ağırlıklı olarak Müslüman kardeşlere destek vererek o bölgede nüfuzunu genişletmeye çalışıyordu. Elbette Suriye'deki vekalet savaşının başında Türkiye ile birlikte hareket eden çok sayıda ülke vardı. Yani Amerika'sından Suudi Arabistan'ına kadar. Ancak yıllar içinde Arap ayaklanmasının ciddi göç akınlarına sebep olması, bölgede ekonomik krizleri tetiklemesi, ayrıca IŞİD gibi, IŞİD benzeri radikal örgütlerin yükselişini hızlandırması gibi sebeplerle birlikte Suriye'deki vekalet savaşına dahil olan ülkeler yavaş yavaş çekilmeye başladılar. Zaten Müslüman kardeşlerin de hızlı bir şekilde güçten düşmesi de yine Türkiye'nin bu politikayı değiştirmesindeki etkenlerden biri. Artık Orta Doğu ülkeleri özellikle de Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleri Türkiye'den bölgeden Suriye'ye, Suriye üzerinden de Avrupa'ya uzanacak ticaret yolları, yeni işte petrol hatları vesaire gibi projeleri konuşuyorlar. Bu çerçevede Suriye'de asgari düzeyde de olsa bir istikrarın sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda elbette Türkiye açısından politika değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri de Türkiye'deki sığınmacılar. Çünkü 4 milyon resmi rakam olarak bildiğimiz kadarıyla 4 milyona yakın Suriyeli var Türkiye'de ve artık AKP tabanında da sığınmacılara yönelik tepkiler var. Bu nedenle Ankara Şam'la uzlaşarak, normalleşerek birincisi sığınmacıların bir kısmını en azından geri göndermek istiyor. İkincisi Suriye'nin kuzeyinde yapılara karşı Şam'la birlikte hareket etmek istiyor. Temel sebepler bunlar diyebiliriz. Tabii bir takım tali sebepler de var diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin yanı başında İdlib var. İşte bir cihadistan'a dönüşmüş durumda. Elbette bu da Türkiye'ye güvenlikle ilgili sıkıntı yaratıyor. Yani desteklediği silahlı gruplara ciddi bütçeler akıtıyor Türkiye. Dolayısıyla bunun da bir ekonomik maliyeti de var Türkiye'ye. Dolayısıyla Türkiye hani Suriye'yi de kapsayan bölgesel projelere dahil olup ekonomik ve siyasi açıdan bunlardan faydalanmak istiyor. Bu çerçevede de Şam'la ilişkisini düzeltmesi gerekiyor artık. Türkiye'nin hani Suriye'nin kuzeyinde desteklediği eski adıyla ÖSO, yeni adıyla Milli Ordu adı verilen silahlı gruplar Ankara Şam normalleşmesine karşılar. Çünkü bu silahlı grupların bekasının ne olacağı belirsiz. Bu konuyla ilgili Ankara daha çok bu silahlı grupları Esad yönetimine entegre etmek istiyor gibi görünüyor. En azından böyle bir niyeti varmış gibi görünüyor ama Esad yönetimi bu silahlı grupları terörist olarak nitelendiriyor. Herhangi bir şekilde müzakere etmek istemediğini vurguluyor. Bu nedenle bu silahlı gruplarda Ankara ve Şam arasında normalleşmeye dair herhangi bir açıklama yapıldığında tedirginliklerini böyle tepkiler olarak işte Türk bayrağının yakılması, askeri araçların taşlanması gibi taşkınlıklarla gösteriyorlar. Yani Şam buna çok yaklaşmak istemiyor çünkü Suriye ordusu çok uzun bir süredir savaşta. Dolayısıyla Amerikan destekli hareket eden Suriye Kürtleri ile karşı karşıya gelmesi halinde
Suriye ordusunun ve Suriye'nin genel olarak daha fazla yıpranacağını, yorulacağını düşünüyor Şam. Yeni bir iç savaşın önünü açmak istemiyor. Bu nedenle Ankara ile Şam'ın Suriye Kürtlerine bakışı biraz daha farklı. Türkiye'de bir süredir zaten yükselmekte olan bir ırkçılığa varan bir sığınmacı karşıtlığı var. Ve ne yazık ki toplumun bütün kesimlerinde bunun yükselişte olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de ekonomik kriz derinleştikçe, işsizlik arttıkça, dolayısıyla ekonomideki pasta küçüldükçe sığınmacıları hedef olarak görüyor insanlar. Aslında sonuçta sığınmacılar Türkiye'deki ekonomik krizin sebebi de değil, sonucu da değil. Sığınmacılar Türkiye'deki mülteci probleminin sebebi de değil, sorumlusu da değil. Bunların yani dikkatli bir şekilde halk tarafından elbette değerlendirilmesi gerekiyor ama mülteci meselesinin hala Türkiye'de iç siyaset kartı olarak kullanılması ve mültecilere yönelik insanları siyasetçiler tarafından yapılan insanları neredeyse provoke edici bir takım açıklamaların da ciddi etkisi var. Açıdan bu hani mülteci karşıtlığının, sığınmacı karşıtlığının çok tehlikeli bir yerlere ulaşmadan durdurulması gerekiyor. Peki öncelikle siyasetçilerin söylemlerine dikkat edilmesi gerekiyor. İkincisi Türkiye'de sığınmacıların hepsi bir eli yağda bir eli balda yaşamıyor. Çok ciddi bir düşük ücretlerle çalıştırılan, sigortası çalıştırılan on binlerce sığınmacı var Türkiye'de. Her an sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıyalar elbette. Bu yönde Türkiye içindeki sığınmacı varlığını realist bir şekilde, gerçekçi bir şekilde göz önüne alarak sığınmacılara yönelik birincisi entegrasyon programlarının artık oluşturulması gerekiyor. İkincisi de kamuoyunun bu konuda yani sığınmacıların ekonomik krizin sebebi ya da sonucu sorumlusu olmadığı konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor elbette. Yani Suriye'ye de sığınmacıların ne kadarı döner, ne kadarı dönmez. Çok fazla sığınmacının ben Suriye'ye döneceğini zannetmiyorum. Çünkü Suriye'de çok ciddi bir ekonomik kriz söz konusu ve Amerikan yaptırımları Şam'ın kontrolündeki ülkelerde özellikle devam ettiği sürece sığınmacılar özellikle çoluk çocuğu olan, burada bir işi gücü bir şekilde düzeni olan insanlar dönmek istemeyecekler.